Zünnun-u Müsri Hazretleri anlatmış ki kendi başına geçen bir olayı anlatıyor. Bizzat olayı yaşayanın kendisi. Bir gün gemiye bindik gidiyoruz. Yanımızda da böyle yüzü parlayan bir delikanlı var diyor. Böyle maşallah barakallah. Çok güzel bir kardeş. Denizi ortalayınca diyor geminin sahibi kaptan bir tane keseciğini kaybetti diyor. İçi altın dolu. Başladı milleti aramaya. Aradı. Sonra bu delikanlının yanına geldi. Tam onu arayacak. Bu delikanlı diyor kalktı. Denizin dalgasına doğru atladı. Dalga onu resmen bir taht gibi kaldırdı, yukarıda tuttu. Ben diyor bunu gözlerimle gördüm. Zünnun-u Müsri Hazretleri. Biz diyor gemiden o delikanlıya bakıyoruz. Dalga onu kaldırdı, taht gibi tutuyor. O kaldırıp bizim önümüze geldiği vakitte o delikanlı dedi ki ya Mevlay inne haula ittehamuni. Ey Mevlam bunlar beni itham ediyorlar. Ve inni uksimu aleyke ya habibe kalbi. Ey kalbimin sevgilisi sana yemin ediyorum ki en te'mura kulle dabbetin fi hadel meken. Şu denizde diyor ne kadar balıklar varsa onlara emret, ne kadar cevherler varsa alsınlar getirsinler. Allah Allah. Allah Allah. Diyor ki kelamı bitmeden daha delikanlının denizdeki diyor balinalar, balıklar, yunuslar ağzında diyor cevherlerle, elmaslarla geldiler. İncilerle böyle. Geminin önüne geldiler, kafalarını çıkarttılar. Hepsinin ağzında da diyor cevherler var, parlıyor. Sonra bu delikanlı diyor o dalgayla birlikte sevinçli sevinçli böyle. Tam Rabbim istediğimi yaptı diye böyle mutlu mutlu. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diye böyle gitti diyor, gözümüzden kayboldu. İşte demiş ki Zünnun-u Müsri Hazretleri, beni böyle seyyah derviş yapan olay buydu. Böyle devamlı gezmek adetiymiş herhalde Zünnun-u Müsri Hazretleri'nin. Beni seyyah derviş yapan buydu diyor. Bu dervişin hali diyor bana şu hadisi şerifi hatırlattı ki Resul-i Ekrem buyuruyorlar. La yazalu fi ümmeti thalathun. Ümmetimden 30 kişi hep olur. 30 özel kişi. Nedir onların hasleti? Kulubuhum ala kalbi İbrahim Halilurrahman. Onların kalbi Halilurrahman olan Allah'ın dostu olan İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi gibidir. Ve kullama mata minhu vahid abdallahu mekana vahid. Ne vakit bir tanesi hakka yürüse diyor, Allah hemen bir tane daha onları yerine getirir. Yani yeryüzünde 30 tane hillet sahibi Allah'ın dostu olan Peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde olanlar ayrılmaz, hep olur. Bu hadisi şerifi aklıma getirdi diyor bu delikanlının hali. İşte Rabbimiz Subhanehu ve Teala bu delikanlıya lütfiyle muamele edip diyor denizin kahrı boğar ya deniz normalde, dostluğundan dolayı denizin kahrını ona berekete çevirdi yani. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'a ateşi soğuttuğu gibi yani. Neden? Çünkü o kullukta halası ermiş diyor o delikanlı. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İnsan kulluğunu halisane yaparsa, tevhidi kalbine hakkıyla koyarsa diyor kahrın hepsi onun üzerinden kaldırılır. Çünkü o İyyâke na'budu deyince kulluğun özüne vardığı zaman vücudunu, varlığını yok etmiş diyor Allah'ın kahrıyla. Bir kahır vurup ondan varlığını aldığı zaman daha bir daha kahır gelmez diyor. Artık hep lütuf var. İşte Zünnun-u Müsri Hazretleri bu delikanlıda bunu görünce, bunu sezince dedi ki ben de böyle kulluğun hakikatine ereyim, seyahat edeyim, kendi varlığımdan silineyip Allah'ın lütuf denizlerine ben de dalayım diye istemiş ve seyahat yolunu seçmiş. Evet, çok güzel bir menkıbe gerçekten.